Mahallede yaşayan vatandaşlar bilmiyordu pilav kültürünü. Ki bunu ticari taksiciler ve Eminönü'nde, Perşembe Pazarı'nda işportacılık yapan kişiler biliyordu. Dükkanımızı açıyor saat 10.30 gibi. Temizliğimiz, pilavımızı tezgahımıza döküyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz. O esnada zaten müşterimiz gelmeye başlıyor. Müşterinin devamlılığı olunca bir bakarsın kimse olmaz, bir bakarsın pilavı yetiştiremez. Okola Turkan'ın reklamından sonra pilav tanınmaya başlandı. Seyyar'dan dükkana geçtik. Yani dükkana 8 senedir geçmişiz. Seyyar'da bir 15 senesi falan var. Önce yağda kızartıyorsun bir 15 dakikada. İyice kızarttıktan sonra suyunu falan tuzunu önceden ayrılıp azaltıyorsun. Pilav iyice kızarttıktan sonra o suyu döküyorsun. Ondan sonra birkaç defa yani karıştırıyorsun. Beni bir saatten sonra altını kapatıyorsun. Bir 10-15 dakika bekletiyorsun. Yani ilk başta zaten seyyardan başladığımız için yani o zaman pilavisi fazla yoktu yani. Hep fazla bilmiyorum. Sonra işte ünlü geldi. İşte İbrahim Tatlıses falan gelmiş. Ya pilav bitti mi gene yapıyoruz. Nasıl biliyoruz sadece. Taksici kesmiş oldu. Ayrıca aile de geliyor bazen. Bütün pilavlar aynı ama lezzeti biraz daha farklı. Bir de hizmetin iyi olduğunu yani öyle fazla değişik bir şey yok. Ayrıca edici bir özelliği şöyle ki hani yoğunluk genel olarak hani pilav üzerine bu kapanımda olduğundan dolayı hani her usta kendi lezzetini katmaya çalıştı. Hani daha iyisini yapmaya çalıştı. Sabah 7 açılış, tekrar sabah 5 kapanış. Hani kapatmamızın sebebi de genel bir temizliğin olması. Sabah gelen validenin dükkanı temizliği. Herkesin seyahat tezgahı vardı. Bunun kapalı caddesinde, bu bölgelerde. Belediye açısından sıkıntı olduğundan dolayı herkes kendi dükkanını açmak zorunda kaldı. Hani bu nedenle her usta kendi dükkanlarının kapanıkları olarak